Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Büyük Anadolu Oteli'nde düzenlenen Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği 6. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Genel kurul toplantısında konuşan Bakan Eker, hayvancılık alanında profesyonel dünyayla rekabet edebilmek için ölçek ekonomisinin sağlanması ve hayvan kayıtlarının tutulması gerektiğini belirterek, Türkiye'de bu çabaların 1996 yılında başladığına dikkat çekti. Göreve geldiklerinde soy kütüğüne kayıtlı 178 bin hayvan olduğuna vurgu yapan Bakan Eker, bugün kayıtlı hayvan sayısının yaklaşık 5 milyon 700 bine ulaştığını bildirdi. Bizim hükümetimiz göreve geldiğinde Türkiye'deki soy kütüğüne kayıtlı hayvan sayısı 178 bin. Başkan burada, genel sekreter burada, üyeler burada. Başından beri bu işte çalışanlar var. Biliyorum. 178 bin. Son 8 yıl içerisinde, 9 yıl içerisinde 178 bin, 2 milyon 556 bine soy kütüğüne çıktı. Ön soykütüğü de 3.118.000. Demek ki bu geçen 8-9 yıl içerisinde de çok daha büyük bir ivmeyle, çok daha büyük bir gerçekte hızla bu sektör, bu kuruluş büyüdü ve bugün bu noktaya taşındı geldi. Bakan Eker, Türkiye'de hayvancılığın daha iyi noktalara taşınabilmesi için ıslah çalışmalarının artırılması, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin sağlanması, ölçek ekonomisine gidilmesi ve çevre şartlarının iyileştirilmesinin şart olduğunu söyledi. Görevi devraldıklarında hayvancılığa verilen destekleme payının %4 olduğunu, bugün bu oranın %28'lere ulaştığını belirten Bakan Mehdi Eker, hayvancılık desteklemelerine 2012 yılında 2 milyar 160 milyon lira bütçe ayırdıklarını kaydetti. Türkiye'de tarım sektörünün diğer sektörler içinde üvey evlat muamelesi gördüğünü, hayvancılığınsa tarım sektörünün üvey evladı konumunda olduğunu ifade eden Bakan Mehdi Eker, artık böyle bir ayrımın söz konusu olmadığını anlattı. Eğer siz Türkiye'de, bir ülkede tarıma ayırdığınız desteğin sadece 100 lirasını sadece 4 lirasını hayvancılığa ayırmışsanız, o üvey evlattır. Ben hükümetim geldiğinde iş başına devlet tarım desteği veriyordu. Bu desteğin 100 lirasının 4 lirasını sadece hayvancılar veriyordu. Bunun da tutarı toplam 83 milyon liraydı benim hükümete geldiğim yıl. 83 milyon. Toplamı. Ve bunu hala bozdur harca, nereye harcayacağız? Hangisine destek vereceksin? Yeme mi vereceksin, süte mi vereceksin? Araca mı vereceksin, diğer desteklere mi vereceksin? Belli değil. Değerli kardeşlerim, bugün 2011 yılında bizim Türkiye'de hayvancılık sektörüne aktardığımız net nakit karşılıksız destek 1 milyar 700 milyon lira. Bu 2011'de ödenen para. 2012 yılında değerli arkadaşlar bunun biz üstüne çıkıyoruz. 2 milyar 160 milyon lira civarında 2012 yılında Türkiye'de hayvancılığa para yaptık. Bütçemiz bu. Göreve geldiklerinde sığır varlığı içinde saf kültür ırkının %18'lerde olduğunu belirten Bakan Eker, günümüzde bu oranın %40'lara ulaştığına dikkat çekti. 2002'de 50 baştan fazla hayvana sahip çiftlik sayısı 4000 iken bugün bu sayının 24 bine ulaştığını belirten Bakan Eker, faizsiz kredi desteğinden faydalanan 111.459 kişinin yaklaşık 6 milyar lira kullandığını vurguladı.